Merhabalar arkadaşlar, ben Özgür Zengin. Bugün sizlerle beraber Etsy hakkında konuşacağız. Etsy'yi hayatında hiç duymayanlar varsa Etsy'ye kısa bir özet geçmek istiyorum. Etsy genel olarak Amerika tabanlı sonra Avrupa ülkeleri geliyor ardından. Bu ülkelerde genel olarak rağbet gören bir pazar yeri. Aylık trafiği 400 milyona yaklaşık. Yani çok iyi satışlar yapanlar mevcut. Ben de yaptım. Gerçekten bayağı bir talep var şey önden. Ama Türkiye'de fazla kişi bunu bilmiyor. Bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Yani genel olarak bizim Türkiye'de bilinenler genelde Amazon, Shopify, eBay bu şekilde gidiyor. Etsy biraz daha bilinmedik bir şey Türkiye'de. Çünkü kullanan sayısı az. Genel olarak Amazon'un Türkiye şubesi olsa da eBay'in de gitti gidiyor gibi Türkiye'de bir alışveriş sitesi mevcut olsa da Etsy'nin öyle bir alışveriş sitesi mevcut değil. O yüzden sadece böyle Amerika, Avrupa ülkelerindeki kişiler kullanabiliyor. Ama size bir örnek göstermek istiyorum. Bunu illaki duyduğunuz bir marka. Faruk Güllüoğlu. Bunu illaki Türkiye'deyseniz, yaşadıysanız duymuşsunuzdur. Faruk Güllüoğlu markası Türkiye'de sevilen bir markadır. Tatlı anlamında. Unlu mamiler vesaire. Mesela şu şekilde göstereyim. Faruk Güllüoğlu logosu zaten. Bu fonttan tanırsınız. Mesela çok güzel resimler çekmişler. Çok yani kendileri müthiş çekmiş. İnsanın göze hitap ediyor. Şu an benim bile yani canım çekti. 1 kilo baklavayı 317 TL'ye satıyorlar. Şu şekilde. Bir de çok satan kategorisine alınmış. 493 tane satmışlar. Düşünün yani. Bayağı bir satmışlar. Bir de şey olarak maliyet anlamında kargo vesaire onlara maliyeti toplamda tahminimce 100-120 lira gibi bir şey oluyordur. Çünkü zaten kendileri ürettikleri için baklavaları düşük bir maliyet oluyordur. Sadece Etsy'nin biraz da komisyonlarından sonra şeyler kalıyordur elbet. Böyle kategorileri size tanıtmak istiyorum bilmeyenler için. Valentine's Day dediğimiz böyle günler özel şeyler yapan mesela görüyorsunuz. Sevgililer günü için şeyler yapılmış. Jewelry Accessories. Eğer takı işinden meraklıysanız size kesinlikle öneririm. Etsy'de direkt satışa başlamanız. Çünkü Etsy'dekiler takıları çok seviyor. Çok rağbet gören bir kategori gerçekten. Ben bile buradan bazı bileklikleri çok beğenmiştim gerçekten. Bayağı güzeldi. Çok değişik şeyler de var böyle. Sanat eseri sayılabilecek güzel şeyler de var. Görüyorsunuz zaten. Böyle değişik, biraz daha hoş. Mesela şu değişik güzel bir şey. Yani eğer takı işinde meraklıysanız, seviyorsanız kesinlikle bu videoyu izledikten sonra Facebook grubumuza giderek çünkü Etsy'de ilan vermek ücretli. Eğer o linkten üye olduğunuz zaman 40 tane ücretsiz listeleme hakkı kazanıyorsunuz. Eğer bu linkten üye olmazsanız eğer her ürün başı 1,5 TL vermeniz gerekecek. Yani ilk başta biraz da para vermek yerine bence bunu linkten üye olmanızı tavsiye ederim. Facebook grubumuz açıklamada mevcuttur. Direkt açıklamayı açıp bakabilirsiniz. Gidip gruba katılabilirsiniz. Bu arada forumumuz da mevcuttur. Dijitalkazan.net diye. Orada da konu açıp yardım isteyebilirsiniz. Diğer bir kategorilere göz atmak istiyorum size beraber. Clothing kategorisi var. Kıyafetler, ayakkabılar. Görüyorsunuz çok farklı tişört. Mesela print on demand dediğimiz olay. Custom tişört. Buraya siz tarif ediyorsunuz. Satıcı bunu baskılıyor. Ayrıca çok bir yani dijital ürünler de çok satılıyor. Etsy'de böyle filtreler, resimler, daha da değişik JPEG formatları, PNG yani dijital ürün ne de meraklıysanız kesinlikle siz de girebilirsiniz. Çok iyi talep var dijital ürünlere de. Mesela bu şekilde clothing. Clothing kategorisi de çok canlı bir kategori. Görüyorsunuz şu görmüş olduğunuz cüzdan 11.910 review var yani çok yüksek. Kim bilir kaç tane satmışlar hatta bakmak istiyorum. 93.701 satış. Gerçekten bayağı bir yüksek.
Print on demand dediğimiz olay geldi yine. Meta. İnsanlar buraya isimlerini yazdırmış. Kendi dediği cümlelerini görüyorsunuz. Ve satıcı bunu 93.000 kişiye satmış. 93.701. Neredeyse 94.000. Böyle işte alan kişiler resimlerini eklemiş görüyorsunuz. Özel fon filan yapmış kişilere. Yani böyle bu işlere meraklıysanız kıyafet kategorisine kesinlikle girmenizi öneririm. Zaten bunu sağlayan siteler de mevcut bu arada. Printify örnek veriyorum. Şu şekilde. Printify'a bu video izledikten sonra göz atmanızı öneririm. Şu iki site Printful'a Printify'a. Bunun da videosu yakında gelecek. Bildirimlerinizi açıp beklerseniz eğer kanala abone olursanız o da size gelir. Telefonunuza bildirimi direkt düşer. Anında haberdar olabilirsiniz. Diğer bir kategoriye girelim. Home Living. Evet. Asıl kategorilerimizden biri. Ev ve yaşam kategorisinde. Tonlarca şey mevcut. Özel yağlardan tutun. Mobilya kategorisine ve hatta halılar görüyorsunuz. İlla ki burada bir Türk halısı vardır. Hemen bakalım. Bulabilecek miyiz acaba? Mesela şu halı 5 milyar düşünün. Görüyorsunuz. Bunu Türkiye'de illaki görmüşsünüzdür çünkü okumacılık anlamında Türkiye bayağı ileride. Dantel satanlar var mesela, bunu görmemiştim. Dantel satıyorlar, düşünün. Kadın izleyicilerimiz dantellerini alsınlar, burada satsınlar ya da yapıyorlarsa çok iyi talep var. 13.000 kişi almış görüyorsunuz. Yani siz daha ne bekliyorsunuz? Videoyu izledikten sonra gidin. Linke tıklayarak açın arkadaşlar. Hesabınızı satışa başlayın yani. Çünkü bunu neden siz yapamayasınız ki? Herkes yapıyor sonuçta. Görüyorsunuz. Kadın evinden çekmiş masasının üstünde dantelleri. Satıyor. Mis gibi. Ve 13.000 kişiye de satmış. Tertemiz. Daha ne yapsın yani? Bayağı da güzel geri dönütler almış. Görüyorsunuz şöyle. Kadın koymuş böyle üstüne. Happy birthday şeyleri bile var, düşünün yani. Her şey var yani. Şuradaki dantele bakın. Bu %90 Türk zaten. Girelim. Kesin Türk yani. Evet. Satıcımız Türk. Delivery Turkey. Susan. Uzan koymuş ismini. Görüyorsunuz. Daha kötü bile olmuş sanki. Alan. Ama alanlar var. 433 liraya satıyor. Biraz sanki kötü olmuş gibi yanında. Bak. Eskitme gibi. Görüyorsunuz. Satan satıyor arkadaşlar. Yani siz de harekete geçin bir an önce bence. Sonra farklı bir kategoriye gelelim. Wedding Party kategorisi. Burası da çok tercih edilen kategorilerden. Party Supplies bölümünde çünkü çok güzel. Mesela arkadaşınıza bir doğum günü hediyesi yapacaksınız. Burada o kadar çok şey mevcut ki. Wedding gifts'ler, annelere özel hediyeler, düşünün sevgililer gününe özel, babalar gününe özel. Her şey mevcut burada kategorinin içinde. Toys Entertainment. Evet. Şimdi geldi örme bebekler. Örme bebekler görüyorsunuz. Şu adam meşhur olmuş zaten. Senatör müydü neydi, öyle bir şeydi galiba Amerika'da. Onu da yapmışlar, satıyorlar. Hem de satmış yani. Evet. Örmüşler, satıyorlar. Burada çok böyle bebekler var. Örme bebekler. Kız çocukları vesaire. Örme. Hatta kılıf bile satabilirsiniz yani, telefon kılıfı bile satılıyor çok. Görüyorsunuz. Her şey mevcut yani arkadaşlar. Sanıyorsanız ben nasıl satış yapacağım? Yakında bunun güzel bir eğitimini yapacağım YouTube için. Süper bir şekilde. Herkes öğrenecek. Ama bunun için videoyu beğenmeniz lazım. Çünkü o zaman talep olduğunu anlayamayız.
Yani videoyu beğenirseniz talep olduğunu anlayabiliriz. Görüyorsunuz. Hatta bu da şey. Kızılderili çadırı söyleyemedim bile yani. Abi 1 milyara satıyorlar. Art Collectibles. Evet. Süper tablolar geldi. O şu tablo gerçekten çok güzelmiş ya. Böyle benim duvarıma asasım geldi yani. Bayağı güzel tablolar var. Yani sanatla ilginiz varsa kaçırmayın derim buraya. 27 milyar satılıyor düşünün. Bu tablo ve de 366 tane reviye var şu an ürünün. Düşünün yani. Bunu satın alanlar olmuş yani. Eğer resim yapmayı seviyorsanız, yeteneğiniz de varsa bence direkt tablolarınızı satışa koyun. Kargo vesaire durumunda sıkıntı yaşar mıyım diye düşünüyorsanız yakında video gelecek. Onu bekleyin. Çok güzel bir şekilde sizlere göstereceğim. Bu şekilde yani genel olarak. Yani güzel yani. Çok güzel tablolar var gerçekten. Baya mesela şu kurt baya güzel. Siz de ilginiz varsa buraya da yönelebilirsiniz. Craft Supplies biraz daha şey bu işleri yaparken kullanılan şeyler. Onlarla alakalı biraz daha. İpler olsun. Yani kullanılan malzemeler satılıyor mesela görüyorsunuz. Stickerlardan tutun. Yamalara her şey mevcut. Burada da boncuk falan satıyorlar. Hani bunlardan alıp işler yapıyor. Kendileri de uğraşıyor mesela. Görüyorsunuz. Örgü için kullanılan malzemeler de var. Bayağı güzel yani. Çok canlı bir pazar Etsy. Herkes de seviyor genel olarak Etsy'yi. Alışveriş yapmayı çünkü böyle diğer pazar yerlerine göre biraz daha samimi geliyor insanlara. Direkt satıcıyla kontak kurabiliyorsun çünkü mesela. Mesela burada kimmiş satıcı? Heh, bir mesaj atalım diyorsun. Giriş yapıyorsun. Direkt konuşabiliyorsun satıcıyla. Biraz daha samimi bir ortamı var. Bence çok güzel. Yani bu şekilde arkadaşlar genel olarak etse. Yani siz de bu tarz şeylere ilginiz varsa illaki hepinizin bu kategorilerden birine ilginiz vardı. Bunu değerlendirin arkadaşlar. Yani herkes burada gördüğünüz gibi satış yapıyor. Türkler de yapıyor yani. Türk mesela şu fotoğraftan gösterdim size. Bunu satan bir Türk. Bunu satan da %80 Türk. Yani siz de evinizde bu tarz şeyler yapıyorsanız, yapmayı seviyorsanız veya dijital ürün anlamında böyle güzel becerileriniz varsa tasarım anlamında neden değerlendirmeyesiniz ki yani? O kadar hazır yani burada yapmışlar. Yani değerlendirmek size kaldı. Ben olsam sizin yerinizde direkt başlarım yani böyle yeteneklerim olsa. Tabii ben de burada satış yapıyorum. Benim kategorim genel olarak home living ve dijital ürünler. O şekilde. Yakında daha da detaylı videolar gelecektir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.